Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu emzirme sorunsal aslında. Emzirme konusu, süt arttırma, göğüs hücreleri, mastit, göğüs pompası kullanımı gibi ben kendi aslında deneyimlerimi anlatacağım. Ben planlı sezaryen yaptım. Benim şu an 7 aylık Eliz adında bir kız bebeğim var. Şimdi hamileliğimde zaten hep araştırıyordum sezaryen konusunu. Sezaryen doğum aslında normal doğuma göre süt gelme konusunda biraz daha geç gelebiliyormuş. Bunu da biliyordum. Hep aldığım duyumlar da böyleydi. Onun için hamilelikte çok araştırdım aslında ben. Bu emzirme konusunu, göğüs ucu yaraları. Çünkü göğüs ucu yarası olduğu zaman emzirmelere sıkıntı yaşıyorsunuz. Bundan dolayı hatta bir emzirme danışmanıyla da bir anlaşmam yoktu ama görüşmüştüm. Kafamda vardı emzirme danışmanı. Eğer sorun yaşarsam ne yapacağımla alakalı. Şimdi ben sezaryen doğum yaptım. Hastanede süt gelme konusunda sıkıntı yaşamadım. O ilk süt, sarı yoğun olan süt, az gelen süt geldi. Onda bir sıkıntı yoktu. Daha sonra eve geçtik. Doğusalık döneminde ben mümkün olduğunca sık emziriyordum. Gerçekten de çok fazla emzirdim. Yani 2 saatte bir emziriyordum, bazen saatte bir emziriyordum. Kahvaltı masasına bile Eliz'le birlikte emzirerek oturuyordum. Sonra kilo boyla alakalı işte kontrole gittik. İlk kontrolde aslında çok emzirmeme rağmen biraz alt sınırda kilo aldı söylendi. Bir de sarılığı ölçüyorlar. Sarılıktan dolayı da zaten sarılık olmaması için de sizin bol bol emzirmeniz gerekiyor. Bundan dolayı da ben çok korkuyordum sarılık olmasından dolayı. Bundan dolayı çok fazla emziriyordum. Sonra tekrar kontrole gittik. Yani çok kötü durumda değildi. Çok kötü durumda değildi kilosu ama doktor şöyle bir şey söylemişti. Hani biraz kilosun artması lazım. Yani mamaya başlamayalım. Şimdi mama kelimesi geçince bende zaten böyle bir çanlar çaldı. Hemen ne yapmam gerekiyor diye düşünmeye başladım. Biz hastaneden çıktığımızda bize bebek hemşireleri şunu söylemişlerdi. 15-20 dakika bir göğüs, daha sonra değiştirin bebeğinizi, diğer göğüsü alın. Orada da 15-20 dakika alın diye. 2 saatte bir başta emzirin demişlerdi. Ben de bunu yapıyordum. Ama şöyle bir şey var. Eliz çok küçüktü ve uyuyordu. Çünkü zaten iki cup aldıklarında hemen yoruluyorlar. Çenelerini uyarmanız gerekiyor. Ben sonra şunu fark ettim. Aslında Eliz son süte ulaşamıyordu. Son süt aslında daha çok göğsün. En sondaki aldıkları süt daha yağlı ve daha kilo aldıran bir süt olduğunu sonra öğrendim. Yani ilk süt de tabii ki yararlı ama ilk süt biraz daha gaz yapan bir süt aslında. Ben aslında acaba dedim ki Eliz uyuyor. Son süte ulaşamadan ben devamlı değiştiriyorum. Son süte ulaşamadığı için kilo alımı biraz daha emzirmeme rağmen daha mı sınırda kaldı acaba diye. Sonra taktik değiştirdim. Ben bunu doktorumu sormadım. Yani tamamen kendim böyle bir annelik inisiyatifiyle tek göğsü emzirmeye başladım. Yani Eliz 40 dakika kalıyor, 50 dakika kalıyor. Hiç değiştirmedim arkadaşlar. Her emzirme seansının birer göğüs yapıyordum. Bir seansta işte sağ göğüs emiyorsa diğer seansta sol göğsü emzirmeye çalışıyordum. Bunun ben işe yaradığını düşünüyorum çünkü bunu yaptıktan sonra Eliz kilo almaya başladı arkadaşlar. Eğer böyle bir sıkıntınız varsa siz de sürekli değiştiriyorsanız bunu belki deneyebilirsiniz. Tabii ilk başta vücut biraz bir şaşırıyor. Hatta şöyle şunu söylemeye atladım. Hastaneden çıkarken bir de bana şey dediler, pompa yap. Yani her emzirme seansından sonra 15 dakikada pompa yap demişlerdi. Bunu da yapıyordum. Bence bu da birazcık sanırım vücudun dengesini de bozmuş oldu. Doktorum bize pompayı da bırakmamızı söylemişti. Ben ondan sonra pompa yapmayı da bıraktım. Tek göğüse de geçince işler düzene girdi ve biz kilo almaya başladık. Göğüs ucu yaralarıyla en çok korktuğum şeylerden biri de göğüs ucu yarasıydı. Çünkü göğüs ucunun yarısından dolayı doğal olarak acıdığı için emzirmede sıkıntı yaşayacağımızı zaten tahmin ediyordum. Bundan dolayı da ben şöyle yaptım arkadaşlar. Hastaneye gümüş kapağı da götürdüm. Gümüş kapak, göğüs kalkanı ve göğüs ucu kremi götürdüm. Ben size hemen kullandığım ürünleri söyleyeyim. Göğüs ucu kremi olarak Lancino kullandım. Ben bundan çok memnun kaldım. Yani bayağı gerçekten işe yarıyor. Her acıdığında, her yara olduğunda bunu kullanıyordum. Her emzirme seansında acısa da acımasa da arkadaşlar bunu mutlaka sürüyordum. Daha sonra bazen de şöyle yapıyordum. Başlarda gümüş kapağı da çok fazla kullandım. Bu da arkadaşlar gümüş yaraları iyileştirme özelliği olduğundan dolayı bu da bana çok pratik gelmişti. Şöyle piyasada Silveretta en iyi, en pahalı markalardan biri sanırım Silveretta.
Ben Silverina diye bir marka aldım. Bunun içinden sertifika çıkıyor. Ben bundan gayet memnun kaldım. İşe yaradı arkadaşlar. Bunu da mutlaka kullanıyordum. Ya krem sürüyordum. Kremin etkisi geçince de bunu mutlaka, bu hep benim göğsüm ucunda kalıyordu. Eğer biraz daha göğsün ucunu eliniz tam ememediği zaman, göğsünüzün sadece ucunu tutuyorsa bebek, göğsünüz kesinlikle ve kesinlikle yara oluyor arkadaşlar. Bebeğin direkt ağzına sokmaktansa şuralarına göğsünüzün ucunu değdirmeniz gerekiyor. Bunu değdirdiğiniz zaman, yanağını şuralara getirdiğiniz zaman otomatikman bebek ağzını kocaman açıyor ve o zaman dayamanız gerekiyor. O kahverengi lekeyi alması lazım. Ağzını kocaman açıp aldığı zaman hem çok güzel emiyor, o da hem de göğsünüzün yara olmuyor. Ama bazen olamıyor tabii ki. Çok küçük oldukları için. Yara olduğu zaman, yara değil aslında, yara hiç olmadı ama çok acıdığı, sızıdığı zamanlar olmuştu. Çok acıdığı zaman ben kremimi sürüyordum ve göğüs kalkanı, Phyllis Avent'in göğüs kalkanı arkadaşlar. Bunu takıyordum. Bu şöyle bir şey. Bunun şöyle bir deliklisi var. Bir de şöyle var, kapalısı var. Ben kapalısını takıyordum. Hava almaması, pardon, delikli bunu takıyordum, dökülmesin diye. Hava almasını istiyorsanız arkadaşlar şunu takıyorsunuz. Bu şöyle bir güzelliği var. Yara olduğu zaman hava alması gerekiyor göğsünüz. Eğer göğüs pedi koyarsanız, göğüs pedine ve tişörtünüz ya da bir üstünüzdekine değdiği zaman inanılmaz acıyor gerçekten. Göğüs kremi sürüp bunu taktığınızda benim hemen ertesi gün geçiyordu. Ben böyle kontrol altına aldım. Ben bunları tavsiye ediyorum arkadaşlar. Kesinlikle. Bunlardan çok çok memnun kaldım. Şöyle söyleyeyim. Göğüs kalkanı ben asla almamıştım. Önce gümüş kapağı almıştım. Bir de krem almıştım. Ne gerek var demiştim. Zaten benim gümüş kapağım var. Ama daha sonra bize son en son gitmeden önce bizi hastaneden liste gönderdiler. Ne getirmeniz gerekiyor ile ilgili. Hastanenin listesinde göğüs kalkanı vardı. Ben dedim ki, yani hastane bunu yazdıysa, eğer hani zor durumda kaldığımda bulmakta sıkıntı çekmeyeyim diye, hatta en son verdiğim siparişlerden biri göğüs kalkanıydı. Ama en çok da gerçekten ben göğüs kalkanından memnun kaldım kesin. Ama üçünü de kullandım. Üçü de bulunsun kesinlikle. Hatta hala şu an 7 aylık, ilk başlarda zaten yara oluyor. Sıkıntı ilk başlarda yaşıyorsunuz. Bebek biraz büyüdüğünde zaten artık kendisi de güzel kavradığı ve emdiği için artık zaten çok öyle yaranız falan olmuyor yani. Sizin böyle bir ilk 2 ay dikkat etmeniz gerekiyor. İlk ay çok fazla, ilk 2 ay yine kullanıyorsunuz. Ben şu an mesela çok uzun, birkaç aydan beri hiçbirini kullanmıyorum mesela. Çünkü artık dediğim gibi öğrendiği için artık bir sıkıntınız olmuyor. Mastit konusuna gelince, benim yaklaşık bir 2-3 kere oldu. Tam mastit olduğunu bilmiyorum ama en son olduğunda artık gerçekten doktor ekme noktasına gelmiştim. Göğsü tam boşaltamayınca bebek, ya da bir tarafın çok emince diğeri kalınca gerçekten bir kitle oluyor. İşte bir sabah uyandığımda böyle şuramda ağrıyla uyanmıştım. Şurada kocaman böyle bir kitle. Zaten elinize geliyor arkadaşlar o kitle. Onun için ne yaptım? Aslında şey çok basit. Duş aldım. Sürekli duş aldım. Sıcak suyu banyoda fiskeyi tuttum. Masaj yaptım arkadaşlar. YouTube'da bunun masajları da var. Ben şöyle şöyle o kitleye doğru sürekli öne doğru bu şekilde hareketlerle açmaya çalışıyordum. Eliz emiyordu. Eliz emerken de yapıyordum bunu. Şöyle hareketlerle yapıyordum. Daha doğru masaj tekniğini YouTube'dan bulabilirsiniz. Birincisi, masaj bana çok iyi geldi. Duş çok iyi geldi. Ve sıcak tutmanız gerekiyor. Tam dediğim gibi doktora gitme aşamasındayken bir baktım ki geçti. Bir de sık emzirmeniz gerekiyor. Olduğu zaman sürekli emzirin ve pompa yapın. Ben o dönem pompa yaptım. Ve şundan da çok memnun kaldım. Bu arkadaşlar ne bu? Bir dakika, ben söyleyeyim size. Lansino Terepearl diye bir ürün. Şöyle, bunun kendi içinde şöyle bir kılıfı var. Aslında sıcak su torbası gibi düşünebilirsiniz ama içi jelli. Şöyle şundan 2 tane var. Bunun 2 tane çıkıyor. Bunu ben tabii şunu atlamışım. Mikrodalganız varsa aslında çok daha yararlanıyorsunuz ki ona rağmen yine memnun kaldım. Mikrodalgaya koyuyorsunuz. Ben birazcık 50 derece fırında koydum. Hiçbir şey olmuyor. Sıkıntı yok. Zaten söylüyorlar da, yani koyabilirsiniz diyor kendisi de. Ben iletişime geçmiştim. Fırına koyabilirsiniz demişlerdi bana. Fırına koyuyordum ya da kaynar suyun içine bekletiyordum. Şöyle tutuyordum. Sürekli tutuyordum. Bir de kiraz çekirdeği. Kiraz çekirdeğini de ısıtıyordum onu fırında. Onu da koyuyordum. Böyle 2 günde falan geçti.
Bundan da faydalanabilirsiniz. Ama şu ürün eğer mikrodalgınız varsa çok iyi. Çünkü sıcaklığı çok uzun süre koruyan bir ürün. Almak zorundaysanız daha sıcak su torbası varsa onu da koyabilirsiniz. Dediğim gibi kiraz çekirdeğinden de ben çok memnun kaldım. Pompa konusu arkadaşlar, bir de arada dediğim gibi mastit olduğunda ben pompalıyordum. Şu an yapmıyorum. Çünkü hani çalışmıyorum, evdeyim. Sürekli hani elize süt verebilecek durumda olduğum için saklamaya gerek kalmıyor. Ama belki birine bıraktığın zaman yine kullanma ihtiyacınız olur aslında. Şu an nadiren kullanıyorum. Ben de arkadaşlar Philips Avent'in var pompası. Ben bundan baya memnun kaldım. Çok pahalı bir marka biliyorum. Diğerlerini bilmiyorum. Diğer markaları kullanmadım. Bu da işte bizde Miller'le birlikte için aldım. Biraz düşüşe geldi aslında. Bir de arkadaşlarımın tavsiyesi vardı. Tavsiye üzerine aldım aslında. Şöyle çok basit kullanımı. Şöyle bir aparatı var. Altında Philips Avent'in kendi biberonu var. Sağıyorsun. Sonra işte biberon kapağını bu şekilde koyuyorsunuz. Veriyorsunuz. Kullanımı dediğim gibi çok basit. Şöyle başlığı var. Başlığını takıyorsunuz. Daha sonra burada düğmesinin ayarları var. Düğmesini bastıktan sonra otomatikman önce yavaş olarak uyarır gibi göğsü. Sanki bebek emiyormuş gibi, uyarıyormuş gibi başlıyor. Yavaş yavaş arttırıyorsunuz. Hiçbir ağrısı, sızısı yok. Çok memnun kaldım. Yani şu an hani tekrar almak zorunda kalsam ben bunu alırım. Şarjı değil, fişli. Fişe takmanız gerekiyor ama fişi bayağı uzun kablosu. Yani şu an benim deneyimim bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi süt arttırma konusunda yani ben size hiç şu ürünü kullanın demeyeceğim. Su içmek evet, bir de su içmek çok yararlı ama bence en birinci sırada bebeğinizi çok sık emzirmeniz gerekiyor. Yani sık, çok fazla emzirmeniz gerekiyor. Bir zaman sonra o zaten otomatikman aslında vücut üretiyor onu, arttırıyor. Bir de dediğim gibi ben bu tek göğüse geçme konusunda çok faydasını gördüm. Çünkü ondan sonra direkt bizim sürecimiz değişti. Şu an hala onu yapıyorum. Tek göğüs. Eğer hani çok emmek istiyorsa artık, bakıyorum böyle 20 dakika falan geçiyorsa, çünkü artık 7 aylık bebek oldu. 7 dakikada falan bir göğüs bitirebiliyorlar. 20 dakika oluyorsa diğerini geçiriyorum. Ama başlarda dediğim gibi ben bu konuda bayağı rahat ettim, memnun kaldım. Siz de bunu deneyebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.